Bugün burada bir açıklama, adaylık açıklaması değil. Bugün burada bir istifa iradesinin bir beyanını gerçekleştireceğiz. Bu açıklamamızda sadece örgüt kademeleri içerisinde görev alan 19 ilçe başkanımızı, 5 belediye başkanımızı, disiplin kurulu başkanımızı, kadın kolları ve gençlik kolları başkanımız ile Büyükşehir Grup Başkan Vekili Yönetim Kurulu üyelerimize çağrı yaptık. Önce bak bu arkadaşlarımızın da geldikleri için ayaklarına sağlık. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. 16 Şubat 2020 tarihinde yapılan il kongresi ile 2 yıllık bir görev süresi için il başkanlığına seçildik. Maalesef görev süremiz gerek pandemi gerek ülkenin içinde bulunduğu durumlar nedeniyle yaklaşık 1 yıl daha uzamış vaziyette. Daha önce de hepinizin de malum olduğu üzere de 2013-2016 yılları arasında da 3 yıla yakın bir sürede il başkanlığı görevinde bulunduk. Bütün bu süreçlerin içerisinde geldiğimiz bugün de Türkiye'nin 2. yüzyıla gittiği bu süreç içerisinde de bizler de bu anlamda bu sürecin bir katkısı olması açısından partimizin yayınlamış olduğu bir genelge var. Ve bu genelgenin sonucunda da bugün itibariyle 6 yıldır büyük bir gururla yürüttüğüm il başkanlığı görevimden ayrılma konusunda bir karar vermiş bulunmaktayım. Görev sürem içerisinde büyük bir uyumla çalıştığım il yönetim kurulu üyelerime, 19 ilçe başkanımın tamamına tek tek olmak üzere gerçekten teşekkürü bir borç biliyorum. Türkiye'de birlikteliğini ve dostluğunu sağlayabilmiş, bu anlamda da uyumla çalışan kadın ve gençlik kolları başkanlarımızla beraber de gerçekten de Türkiye'ye örnek olan bir çalışma sürecini hep birlikte götürdük. Evet, zor bir karardı ki hep beni bilen dostlarımın tamamı da bilir ki ben siyasette il başkanlığının bu siyasi mücadele içerisinde en onurlu ve en gurur verici makamlardan birinin olduğuna inanıyorum. Dün de bu düşüncedeydim, bugün de bu düşüncedeyim. Tabii ki gerek Denizli'mizin temsili noktasında gerekse de 2. bir yüzyıla giren süreç içerisinde de üzerimize ne düşüyorsa bunu yapmaktan da geri kalmadığımızı da kalmayacağımızı da bir kez daha ifade etmek istiyorum. 2015'te il başkanlığı görevimizden ayrılıp 2019'a 2020'ye kadar giden süreç içerisinde de partimizin bize il başkanı değilken de vermiş olduğu her türlü görevi büyük bir gururla yerine getirdiğimizi de ifade etmek istiyorum. Bugünden sonra da amacımız partimizi bir adım daha ileriye götürmek, Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı adayı olmasını ve Sayın Genel Başkanımızın da Cumhurbaşkanı olması için de mücadelemizi bir üst daha perdeye taşıyacağımızı da buradan da ifade etmek istiyorum. Evet, uzun yıllardan beri yürütmüş olduğum il başkanlığı görevimi saat 11.30 itibariyle sonlandırmış bulunmaktayım. Umarım hepimiz için hayırlısı neyse o olsun diyor. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Evet. Yani il başkanlığının dışında ama biraz önce de pandemi görev süremde uzadı demiştiniz. Bu konuyla alakalı bir açıklama yapmak isterdim. Evet. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir makama talip olduğumuzda bu makamın gereklerini yerine getirmesi konusunda hiçbir sıkıntımız ve şüphemiz yoktu. Ve biz bu görevi yerine gelirken bu göreve devraldığımızda ve aday olduğumuzda da biz 2020 yılı ile 2022 yılı dönem süresi içerisinde bu göreve talip olduk. 2022 yılına kadar yapılmış olan hiçbir yerde de hiçbir göreve de talip olmama noktasındaki irademizi de yine aynı şekilde gösterdik. Bugün ülkenin içinde bulunduğu şartlar ve partinin kongre takvimi ilerletmesi nedeniyle de yaklaşık olarak görev süremizin 1 yıl daha üstüne çıkmış pozisyondayız. O anlamda biz verdiğimiz sözü dün de arkasındayız, bugün de arkasındayız ama artık bizim süremizin dolduğunun üzerine 1 sene daha geçti. O anlamda da yeni bir sürecin içerisinde de hep beraber yürüyoruz. Yeni bir isim, yani yeni il başkanı, ardınızdan gelecek il başkanı ismi belli mi? Veya kendi parti içerisinde bunu tartışıyor musunuz? Evet. Partiden önce bunu değerlendirme imkanınız oldu mu? Arkadaşlarınız var. Evet, şimdi bizim gerek tüzüğümüzün çok açık bir maddesi var. Tüzüğümüzün açık maddesi şunu diyor. Boşalan il başkanlıkları makamlarına, boşalan makamlarına il yönetimleri kendi il yönetimi bir başkan seçer diyor. Bu anlamda da tüzüğümüzün maddesi açık. Genel merkezimizin göndermiş olduğu genelgede de bu anlamda
önümüzdeki sürecin şekillenmesi noktasında sadece seçimler süresi içerisinde de bilgi paylaşımını noktasında bir karar verdiler. Onun dışında şu an itibariyle biz artık görevi teslim ediyoruz. Biz görevi teslim ettikten sonra 24 tane yönetim kurulu üyesi arkadaşım otururlar, değerlendirirler. Denizli Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl bir yere götürürüz? Daha güzel bir şekilde nasıl bir uyum içerisinde çalışmayı sağlarız? Bu karar arkadaşlarımız verecek. Tabii hiç kimsenin şundan şüphesi olmasın. Biz gerçekten de iyi bir ekiptik. Profesyonelleştik. Yani bugüne kadar yapılanların üzerine bir katkı daha koymaya çalıştık. Bütün arkadaşlarımız kendi görev alanları içerisinde gerçekten de iri ve diri bir mücadele sergiledi. O anlamda il yönetimimiz ayakta. Bu süreci de en iyi şekilde benden sonra da götüreceklerine inanıyorum ki gerçekten her biri birbirinden değerli. 24 tane arkadaşımızla beraber çalıştık. Yani o arkadaşlarımız bu süreç içerisinde bize de her türlü katkıyı koydular. Baştan söylediniz ama milletvekili falan İkkaylı şehirde Yani bir karar verelim. Önce Meriç buyur kardeşim. Şu anda bu istifayla beraber milletvekili aday adayı olduğunuzu anlayabilir miyiz? Şimdi bugün ben milletvekili aday adaylığı açıklaması yapıyor olsaydım herhalde her zaman bilirsiniz ki benim açıklamalarım böyle bir salonun içine sığmayacak şekilde yapıyoruz. Bütün basın mensupları da arkadaşlar da bunu gayet iyi bilirler. Bugün ortada bir aday açıklaması diye bir durum söz konusu değil. Şu an sadece partimizin bize vermiş olduğu bir takvim gereği şu an sadece istifamızı açıklıyoruz. Adaylıkla ilgili süreç şunu tüm samimiyetimle söylüyorum ki genel merkezimiz veya Denizli bizden sonraki görevi devam edecek başkanımızın ve örgütümüzün vereceği her türlü karara uyacağımızı da söylüyoruz. Yani biz burada sadece elimizi açtık. Ya dedik ki arkadaşlar biz elimizi açıyoruz. Siyasette bir yol haritası noktasında bizden daha farklı bir katkı bekleyenler varsa biz bu katkıyı sunmak üzere yola çıkıyoruz dedik. Hepsi bu kadar. Buyur Tahir. Evet. Dedikodu geldi. Bir eski il başkanı liste hazırlıyor diye bir dedikodu geldi. Evet. Bunu netlik kazandırır mısınız? Yani nedir durum? Yani ben sizin cümlenizden böyle bir ikisinin de dedikodu olacağı ve olmayacağı şekilde şey aldım ama. Şimdi bulanık suda balık avlamak kolaydır. Biz yıllardan beri öğrendiğimiz bir düstur var ki partimiz hak, hukuk ve adalet mücadelesi içerisindeki yeri ve konumu bellidir. Bizim partimizin de anayasası partimizin tüzüğüdür. Partimizin tüzüğü gereği de yeni seçilecek olan bir il başkanı görevinden ayrılırsa ya da bir ilçe başkanı görevinden ayrılırsa yeni seçilecek olan arkadaşı o kurul karar veriyor. Bu partimizde bu çok açık ve net. Bu anlamda herhangi bir şüpheye yer verecek ya da buna meyil verecek herhangi bir durumda söz konusu değil. Bu anlamda zaten ilçe başkanlarımızın da kendi aralarında da bir çalışması da var zaten. Yani o anlamda herhangi bir problem yok. Ama dışarıda bilmiyorum kimlerin ismi geçiyor ya da nasıl bir süreç ilerliyor. Artı istifa ile ilgili kararımı da çok açıklıkla söyleyebilirim. Eşim de buradaydı. Bilmiyorum nerelerde, yakınlarda bir yerde. Bir de onu davet ettim. Ayıp olmasın diye. Yani bugün istifa açıklamasında en azından biri de bulunsun aileden diyerek. Eşim bile istifa edeceğimle ilgili kararımı çarşamba günü akşam öğrendi arkadaşlar. Perşembe günü arabaya bindim, yola çıktım. Perşembe günü yola çıktığım andan itibaren yolda arkadaşlarım yanımdaydı. Aradığım iki kişi vardı. Biri abimdi, biri de babamdı. Onlara da perşembe günü sabah yolda giderken tebliğ ettim istifa edeceğim. Onun için daha biz bu görevi bırakmadan ya da istifa edeceğimizle ilgili irademizi ve kararımızı açık ve net bir şekilde ortaya koymadan böyle bir sürecin başlayabileceğini ya da dışarıda birilerinin böyle bir teşebbüs içerisinde bulunabileceğini de ihtimal vermiyorum. Ama bunu olduğu konusunda bir şey varsa da bu arkadaşlarla da büyük bir keyifle de artık bundan sonra da görüşürüz. Yani biz artık bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi halinde hayatımızı sürdüreceğiz. Bilmiyorum tatmin edici bir cevap oldu mu? O zaman biraz daha açarsan biraz daha tatmin edici cevap veririm Tahir'cim. Ben açabilirim isterseniz. Buyur canım. Genelgede şöyle bir durum var. Genel başkan yardımcılığının bilgisi olmadan herhangi bir seçim ya da atama yapılmaması, boşlukların doldurulmaması hususunda gereğinin yapılmasını önemli arz ederiz diyor. Evet bunu ben de. Hani siz il yönetimi içinde hallederiz diyorsunuz ama genel merkez de buna hayır diyor.
Şimdi genel merkez buna hayır demiyor. Şimdi cümleyi düzgün okursak, evet. Cümle de diyor ki bilgimiz olmadan bir işlem yapmayın diyor. Yani elbette ki de biz bir partinin kültürleri ve tüzükleri içerisinde yaşıyoruz. Biz de bu anlamda bugün şimdi biraz sonra benim istifa dilekçemi genel merkeze fakslayacağız. Ve diyeceğiz ki Denizli İl Başkanı, İl Sekreterimize tebliğ edeceğim. İl Sekreterimiz de burada dilekçemi. Tebliğ edeceğim dilekçemi. Dilekçemi tebliğ ettikten sonra arkadaşlarımız genel merkeze gönderecekler. Genel merkezimizde diyecek ki, çünkü bu öyle bir süreç ki bu sürecin hassasiyeti şurada arkadaşlar. Şu an Türkiye'de yaklaşık olarak 50'ye yakın il başkanı istifa edecek. Ortada herhangi bir kaos olmaması açısından partimiz sadece bu işin düzgün bir şekilde ilerlemesi anlamında. O da örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımızın ismi geçiyor. Sayın Oğuz Kağan Salıcı'nın bilgisi olmadan bu sürecin yapılmamasıyla ilgili bir şey söylüyor. Onun dışında yani atayacağız, yapacağız. Siz o koltuktan kalkacaksınız ya da şu gelecek diye bir şey demiyor. Sadece diyor ki bu da bir kültürdür arkadaşlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi kültürünün en önemli özelliklerinden biri. Yani beraber çalıştığınız ya da kendinize göre ita amir olarak gördüğünüz insanların bu konudaki bilgilendirme ve bilginin sonunda dönüşlerine göre davranmak da bizim en doğal istenen veya beklenen veya görülmesi gereken bir şey. Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Örgütü ayaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Örgütü'nden sadece bir unsur, yani başkanlık görevini yürüten unsur görevinden ayrılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü görevde, tüzüğü getirmedim yanımda, keşke getirsem. Tüzüğün ilgili maddesi çok açık ve net söylüyor zaten bunu. Ya şu anda bulunduğumuz salon Göksel Erdoğan aynı şekilde yani il başkanı olarak seçimi götürdü. İl başkanı olarak seçimi götüren şey değildi. Göksel rahmetli Göksel Bey değildi. Mahir Bey seçimde. Bakın arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi Denizli, ben 2011 yılında il üyesiyken de aynı şeyler oldu. İl başkanımız Sayın Zafer Gönenç istifa etti. Ondan sonra genel merkezde belli bir tarihi takvimi doldurduktan sonra içinizden bir il başkanı seçebilirsiniz kararını verdi. O dönem yine yönetim içinden de ben de adaydım. Himmet Bey'le yarıştık. Bitti. Ve ondan daha öncesinde Ali Rıza Bey il başkanıydı. Ali Rıza Bey istifa etti. Aynı şekilde istifa ettikten sonra genel merkezin bilgisine sunuldu. Genel merkez bu bilginin sonunda dönüş yaptıktan sonra yönetim kendi içinden de Sayın Ümit Dizdaroğlu'nu seçti. Akabinde yine geçen dönem Sayın Ali Rıza Ertömür görevinden istifa ettikten sonra da aynı süreç yaşandı. Sayın Ali Rıza Ertömür istifa etti. Beklendi. Genel merkez yine yönetim içinden bir seçim yapabilirsin dedi ve seçim yapıldı. Yani buradaki bu söylem şey değil. Yani aman abi yok böyle bir şey, biz asarız keseriz değil. Bugün, bugüne kadar hep aynısı oldu. Yani bugüne özel bir şey değil. Arkadaşlar anlatıyorum, hiçbirinde daha önceki saydım Sayın Haşim Bey de istifa ettiğinde de Rıza Bey gelirken de aynı süreç oldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğal işleyiş süreci bu zaten. Hani bugüne özel ya da Denizli'ye özel ekstra bir şey falan yok. Bugüne kadar rutin tekrarlanan ve devam eden bir sistemin sonucu bu. Başka hiçbir şey değil. Yani dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle. Hepimize. Umarım meraklarınıza ve takatlarınıza cevap verebilmişimdir. Sen ne yazmak istiyorsan onu söyle, ona göre cevap verebilirim. Evet, Serisa Belediye Başkanımız da geldi. Hoş geldin Sayın Başkanım. Bugünkü çağrımıza iştirak ettikleri için özellikle bütün arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda bu çağrımıza Merkez Efendi Belediye Başkanımız, beraber görev aldık. Grup başkanları dedim. Grup başkanımız yönetimimizdeydik hep beraber. Bu anlamda Merkez Efendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'a, Konaz Belediye Başkanım Yüksel Kepene'ye, Serhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi'ye teşekkür ediyorum. Merakınız vardır. Merakınızı gidereyim. Aynı çağrıları Bozkurt Belediye Başkanımız ve Babaada Belediye Başkanımıza da yaptık. Onlar özel işlerini gerekçe göstererek katılmadılar. 19 ilçe başkanımıza aynı çağrıyı yaptık. 15 ilçe başkanımız şahsen, 14 ilçe başkanımız şahsen, 4 ilçe başkanımız yerlerine başkan yardımcıları göndererek katıldılar. Sadece Bozkurt ilçe başkanımız ya yerine de birini göndermedi ve de katılmadı. Onun dışında da gerek gençlik kollarımız, gerek kadın kollarımız, gerekse disiplin kurulumuz, grup başkan vekillerimizle beraber bu süreci tamamladık. Hepinize teşekkür ediyorum. Birer
Arkadaşlar istifa ettim. Alkışlanacak bir şey değil. Yani bu benim açımdan, yani benim açımdan aslında üzüntü verici bir şey.